Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Anadolu'da kurulan uygarlıklarımızın neler olduğunu öğrenmeye hazır mıyız? Hazırsak başlayabiliriz. Hatırlıyorsanız toplamda 5 tane Anadolu'da kurulan uygarlığımız vardı. Şimdi biz bu uygarlıklarımızın haritadaki yerlerini göreceğiz. Bu uygarlıklarımız nelerdi tekrar hatırlayalım. İyonlar Hititler Urartular Pirikler ve Lidyalılar. İlk olarak Hititlerle başlayalım. Hititler günümüzde Çorum Boğazköy yakınlarında kurulmuş bir uygarlığımız. O dönemdeki başkenti Hattuşaş. Hemen haritadaki yerine bakalım başkentlerini Evet burada Hattuşaş'ımız. Hititlerin sembolü güneş kursu. Hemen bakalım nasıl bir sembole sahiplermiş. Evet, aslında bu sembolün size tanıdık gelmesi gerekiyor. Günümüzde aldığımız eti markalı e, ürünlerde bu sembolü görmeniz mümkün çocuklar. Çünkü eti ismini Hititlerden almıştır ve Hititlerin sembolü olan güneş kursunu da ambalajlarında e, kullanmaya devam ediyorlar. Türklerin diğer özellikleri devam edelim. Devlet krallar tarafından yönetilirdi. Pankuş adı verilen meclisleri vardı. Ve bu meclis krala yardım ediyordu. Aynı zamanda gerektiğinde bu meclis kralın işlerini denetleme etkisine de sahipti. Bir de Tavanan adı verilen kraliçeler vardı. Yine bu kraliçeler de yönetimde söz sahibiydi. Yönetimde söz sahibi olmaları aslında kadınlara verilen değeri gösterir çocuklar. Tanrı'ya hesap vermek için bir yıl içinde olan iyi veya kötü olayları anal adı verilen yıllıklara yazarak tarafsız ve objektif tarih yazıcılığını başlatan yine hitisler olmuş çocuklar. Arkada gördüğümüz yıllığın ismi neymiş demek ki hititlere ait olan analmış. Bir de ile ilgili bilmemiz gereken diğer önemli bir bilgi. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı Mısır ile milattan önce 1280'de imzalamışlardır. Mısır ile Hititler arasında Kuzey Suriye toprakları için bir savaş yapılmıştı çocuklar. Kadeş Savaşı. Bu savaş sonucunda Hitit ile Mısır anlaşmaya vardı ve bu anlaşmanın ismi de Kadeş Anlaşması oldu. Kadeş Anlaşması'nı milattan önce 1280 yılında Mısır ile imzaladı Hititler. Tarihi çok takılmayalım. Önemli olan tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmanın Kadeş Anlaşması olduğunu Bir de İtisler ile Mısırlar arasında bu anlaşmanın imzalandığını bilmemiz yeterli. Arkada gördüğümüz resimde Kadeş Anlaşması'nın bir örneği çocuklar. Sıradaki uygarlığımız Urartular. Urartular Doğu Anadolu bölgesinde kurulan bir uygarlığımız. Özellikle Tuşbaban merkezli kurulmuştur. Evet bir mezar görüyorsunuz çocuklar. Ölümden sonra yaşama inandıkları için mezarlarını taştan oda şeklinde yapmışlar. Yani o dönemde insanlar e, odalarına, evlerinin içine mezarlarını yapmışlar. Çünkü öldükten sonra dirileceklerini, bu ortamda yeniden yaşama devam edeceklerini düşünmüşler. Aynı zamanda bu inanış ahiret inancının olduğunda mı gösterir? Evet. Bir de Urartular bulundukları bölgede maden çok fazla olduğu için kuyumculukta ve maden işlemeciliğinde oldukça gelişmiş bir uygarlığımız çocuklar. Resimde de gördüğünüz gibi oldukça güzel bir sanat eseri ortaya çıkartmışlar. Bu görselle kuyumculukla ve maden işlemeciliğinde ne kadar ileri gittiklerini görebiliyoruz aynı zamanda. Önemli eserlerinden biri Van Kalesi günümüzde hala ayakta ve düşman saldırılarından korunmak için bu kale yapılmış çocuklar. Bir de Urartu'ya ait önemli bir sulama kanalımız var. Bakın burada çok güzel bir kanalımız görünüyor, sulama kanalımız. Bu kanalımızın ismi Şamran Kanalı. Günümüzde de yine hala kullanılan bir kanal, önemli bir kanalımız. Bu kanal ve barajları yapılmasının temel sebebi tarımı geliştirmek. Evet Şamran kanalını unutmayalım çocuklar. Günümüzde de hala kullanılan bir kanal. O dönemde de çok önemliydi zaten. Lidyalılar uygarlığımıza geldik. Lidyalıların başkenti günümüz Manisa yakınlarındaki Sarp ya da Sardes dediğimiz bölgeydi. Başkentleri Sardan başlayıp bakın çocuklar başkentleri Sardan başlayıp Asurların başkenti Ninova'ya kadar uzanan bir kral yolu yapmışlar. Bu kral yolu yapmalarının temel amacı ticareti geliştirmek. Amaçlarına da ulaşmışlar. Ticaret oldukça gelişmiş ve böylelikle zengin olmuşlar. O kadar zengin olmuşlar ki para basmışlar. Dünyanın ilk parasını basmışlar Lidyalılar. Bu sayede ticaret daha kolay hale gelmiş. Çünkü para bulunmadan önce insanlar takas dediğimiz değiş tokuş usulüyle ticaret yapıyorlardı. Paranın bulunması ticareti kolaylaştırdı ve ekonomik hayat bu sayede canlanmış oldu. Ordularını paralı askerlerden oluşturdular. Bu da onların kısa sürede yıkılmalarına neden oldu. Çünkü vatan millet bilinci olmadığı için paralı askerlerden oluştuğu için kısa sürede yıkıldılar. Frigler uygarlığımıza geldik. Friglerin başkenti günümüz Ankara, Polatlı yakınlarındaki Gordion'du. Ünlü kralları Midas, eşek kulaklı Midas olarak da anılıyor. Bakın burada Midas'ın heykeli var. Kulaklarının eşek kulağına benzetildiği bir heykel. Frigler için tarım çok önemliydi çocuklar. Çünkü en önemli geçim kaynakları tarımdı. Bu nedenle tarımla ilgili ağır cezaları vardı. Mesela öküz öldüren ya da saban kıranı idam cezası veriliyordu. Bu da tarıma çok önem verdiklerini gösteriyor. Bir de fibula adı verilen çengel iğneler yapmışlar. Günümüzdeki çengel iğnelere benziyor fakat burada madenden yapılmış ve oldukça güzel görünüyor. Bu çengel iğnenin ismi neymiş demek ki çocuklar? Fibulaymış. Bir de Tapates adı verilen halı ve kilimleriyle meşhurdu. Frigler bu da dokumacılıkta onların ileri gittiğini gösteriyor. Bakın Tapates olarak yazılıyor. Friglerin ünlü halısı. Çok da güzel görünüyor. Frigler krallarını ve soylu kişileri tümülüs denilen yığma mezarlara gömerdi. Hemen dıştan görünüşüne bakalım. Bakın tümülüs dediğimiz e, e, yığma mezarlar bu şekilde dıştan görünümü. Ve son bir uygarlığımız kaldı. İyon uygarlığımız. Evet, haritada gördüğümüz gibi Ege Denizi kıyısında kurulan bir uygarlığımız. İyon uygarlığının başkenti yok çocuklar. E, polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Bu da onların özgür düşünce ortamını geliştirmesini sağlamıştır. Önemli şehir devletleri Efes, Milet, Foça, Bodrum ve İzmir. Deniz kıyısında yaşadıkları için deniz ticareti oldukça gelişmiş bir uygarlığımız. Son bir özelliğimiz kaldı. Demokratik ve özgür düşünce ortamı olduğu için bilim ve felsefe alanında da gelişmişlerdir. Bu sayede Önemli bilim adamları İyonlar uygarlığından çıkmış çocuklar. Mesela Herodot, Pisagor, Thales, Homeros ve Hipokrat gibi önemli bilim adamları İyonlar uygarlığından çıkmıştır diyebiliriz. Arkada görünen güzel eserimiz de Efes Antik Kenti İzmir'de bulunuyor. Yine günümüzde hala ayakta olan bir eser. İyonlara ait güzel bir yapı diyebiliriz.